vaziyeti idare et. Ne yazık ki bu sakat anlayış çok yaygın bir şekilde kendini idame etmeye devam ediyor. Bir dönem sıkça dile getirildi. Özellikle devlet yönetiminde görev ifa eden kimi zatı devletliler için kullanılırdı denirdi ki ihmali mesuliyet yoktur icrai mesuliyet vardır ne demek bu vaziyeti idare et sorunları problemleri de halının altına süpür öyle bırak çok da işin teferruatına girme siyaset üret günümüz ifadesiyle tanımlarsak iş yapmak yerine iş yapıyormuş gibi görün gelişen operasyonel algı reklamını birçok kurumda görüyoruz Tabi görevini layıkıyla yapanları tenzih ediyorum ediyoruz ki onların sayesindedir bugün devletin birçok kurumunun işler halde olması. Ahari'nin dertleriyle alakadar olması ancak bazı kurumlarda öyle idareciler ve yetkililer var ki ehil ve liyakat ölçüsüzlükleri illallah tedirtiyor. Sağlık mı, milli eğitim mi, üniversiteler ve belediyeler mi dersiniz? Hayli yaygın ki son zamanlarda vuku bulan hadiseler zinciri de bunun ifşasıdır. İcraat yerine reklam organizasyonlarıyla ahali nasıl da uyutulmuş. İşte bu kısır anlayış maalesef ülkenin ve illerin temel problemini teşkil ediyor. İdareyi maslihat. Bundandır ki ahalide, devleti aliyede, siyaset kurumu dahil sorunlar yumağıyla boğuşur haldedir. Bunun farkına varılması lazım. Kim icraatçı, kim reklamcı. Yerli kayanın hesap verişi. Dedik ya devlet idaresinde idareyi maslihatçılık anlayışını çökertmek gerekir. Görev devdi edilenin hem icraatçı hem de hesap verici olması lazım. Türkiye'nin bu mivalde kısır kaldığını söyleyebiliriz ki buna dair nice örnekler var. Kim icraatçı kim reklamcı? Bakınız önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basınla buluşup tabiri caizse 180 günlük görev süresinin bir ölçüde şecerisini ortaya koydu. Muhasebesinde bulundu ve hesap verdi ki bunu 90 gün ve ardından 120 günün doldurduğu zaman dilimi içerisinde de aktardığını biliyoruz. Üçer ay aralıklarla neler yaptığını, neleri hedeflediğinin son halkası 180. gün oldu. Aktardıklarını canlı olarak izledik. Ortaya çıkan tabloya baktığınızda organize suç çeteleri mi, zehir tacirleri mi, terör örgütleri mi, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet çarkı kuranlar mı? Hak deyimiyle bilumhum suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele var. Ki bu hummalı ve becerikli faaliyetin rakamsal verilerine bakıldığında binlerle ifade edebiliriz. Kaçakçılar, şu tefeciler, şu TikTok fenomenleri mi, Dilan Polat mı, Seçil'in Fatih Terim fon vurgunu mu? Say say bitmez. Binlerce gerçekleştirilen operasyon. Tüm bu icraatlar noktasında ne diyor yerli Yerlikaya? Sizin, ailenizin, evlatlarınızın rahatsız olduğu ne varsa bilin ki bunlarla ilgili olarak devletin ve milletin gücünü göstermeye kararlıyız. Yani 7 gün 24 saat esasıyla iş başındayız. Demek ki işi ehline teslim ettiğinizde o işten hayır, hasanet elde edersiniz. Ama idare-i maaslihatçılara makam ve mevki tedavi ederseniz elde edeceğiniz ihmaller bataklı olur. Ne diyor Yerlikaya söz konusunda? Temel referansımız hukuk ve insan hakları. Aday olur mu? Laf Yerlikaya'nın icraat mesuliyetinden açılmışken kendisine sorulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mısınız diye. Malum bir süredir medyanın ağzında sakız olduğu olacak diye. Neyse Yerlikaya buna dair net ve kısa öz bir yanıt verdi. Gündemimizde böyle bir şey yok. Tabi Yerlikaya ketum bu biliniyor. Yani ser verip sır vermeyen biri. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla İstanbul'u kazanmak istediğini biliyoruz. İmamoğlu uyuyamıyor. Niye mi diyeceksiniz? Fiziki ve sağlık noktasında bir sorun yok. Mevzu siyasi hesaplar giderek bozuldu. Rakamlar birbirini tutmuyor. İyi parti yok. E de kısmi olarak yokum diyor. CHP'deki çok başlılık deseniz kar topu misali yuvarlandıkça büyüyor. İşte bu harif asiyet içerisinde Ekrem İmamoğlu'na uyku gelir mi? Sağa sola da laf atıyormuş. Neymiş? Hedef İstanbul'da aday gösterirse nankörlük edermiş. O kadar iyiliğimiz oldu, kıyaklık yaptık. Hatta yargılandık, başımıza belalar açtık, sorgulandık. İçişleri Bakanlığı müfettişleri sorguladı, raporlar tutuldu. Tabi el altında görüşmeler de devam ediyor. Aman yaman bahtınıza düştük diye. HEDEP ikna olur mu? Aday belirlemede ve ortaya konulan siyasette kent uzlaşı konseptinden taviz verilmezse ikna olunmaz. Aday çıkarılır ki bu hal İmamoğlu'na sandığı çok ama çok dar eder. Ama sınır ötesinden gelen bir ses o darlığı genişletebilir. Gelirsek iyi Parti ye. kesin bir şekilde ittifaka kapısını kapattı. GİK böyle münasip gördü. Ama bu münasiplik kesin bir karar kılıcı olur mu? O biraz meçhul ki bir önceki yazımda dile getirmiştim. Akşener bu üst akıl komutu onu çok şeylere yöneltebilir ki siyasetin ruhunda var her an her şey olabilir diye. Neyse, Ekrem İmamoğlu halihazırda çok ama çok sıkıntılı ve dar ölçekli bir destek profiline sahip. Telaş var, panik var, bir o kadar da öfkeseli var ki bundan dolayı da psikolojik yönde uykuları kaçıyor. Bir de İYİ Parti'den CHP'ye geçiş olabilecek milletvekili beklentisi de vardı. Galiba bu kulvarda sular duruldu gibi. Ne hazin, evdeki hesap çarşıya bir türlü uymuyor. Günün sözü, mahir olmayanın icraatı da zikri de olmaz. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter @omerbuyuktimur